Şu yaptığın sana da saçma gelmiyor mu? Yolda dur, çay iç. Allah'tan burası çıktı karşıma. Senin yüzünden başıma gelen bu kaçıncı saçmalık acaba? Şuna bak. Çay tiryakisi kesildi başıma. Çay bardağı eline yakışsa bir de. Kaçıncı bardak bu? Senin yüzünden içinde çay ağacı bitecek. Güzel mi? Buranın çayı özeldir. Karadeniz çayı. Berbat, acı, bir de bayat. Güzel dedi ya, bu çaya. Zehir gibi. Kalksak mı diyorum artık? Neden? Çünkü kurtarmam gereken bir babam var. İşler güçler bizi bekler. Nasıl da sabırsızlanıyor gitmek için. Soyacağı bir şirket var. Hem de benim şirketim. Çayın bitmedi henüz. Mesai bitmeden biter mi? Hani işe gidiyorum ya, geç kalmayayım. Dakikaları, saniyeleri, hatta saliseleri sayan patronum çıldırmasın. Sonra şirketin camına patron çıldırdı yazmayalım. Senin patronun ben değil mi? Vallahi anladım. Bravo patron, zekana hayran kaldım. Eğer öyleyse patron ne zaman isterse o zaman kalkarız. Hoş geldin anne. Hoş gördüm. Kaynananı almayacak mısın içeri? Ay pardon, dağılmışım da. Buyur geç. Sefer mutfakta yemek yiyor. Yok, değil 3 iş, 13 iş yapsam yine ödenmeyecek bu para. Bir tane çoma hazırla. Arıyor. Abim, Kadir abiciğim. Nasılsın abim? Ben de tam seni düşünüyordum. İyi insan lafın üstünü arar demişler. Bugün sana verdiğim sürenin sonuna geldik. Para hazır mı? Yani sayılır kısmen abi. Sefer! Abi, gece gündüz 3 tane ayrı işte çalıştım. Ama parayı bir türlü denkleştiremedim. Ya, demek öyle. Bu durumda yapacak bir şey yok yani. Ne yapacaksın? Beni öldürecek misin abi? Şimdi şöyle yapalım. Sen beni oraya kadar hiç yorma. Çık yola, bu tarafa doğru gel. Ben de bu arada düşünüp kurşunu nerene sıkacağıma karar veriyorum. Kim derdi ki ölümün bir tefecinin elinden olacak diye? Sefer. Sen ne değilsin uşağı? Anacığım. Niçin aldın o borcu, de bakayım ha? Yoksa ev almak için mi borç aldın? Başka ne için olacaktır? Ev diye diye ömrünü yedin uşağını. Allah Allah, ben mi dedim ona git tepeciden borç al diye? Aa bak, yüzüme çemkirme, kemiklerini bana kırdırma. Ana, Nigar, boşuna yemeyin birbirinizi. Ev için almadım ben borcu. Ya ne için aldın? Tatil için. Tatil için mi? Oy, tatil için.
Yer değişebilir miyiz? Neden? Kusura bakmazsan tekrar yer değiştirebilir miyiz? Arkadan Ceyran yaptı da çayımı soğuyor. Soğuk çay içemiyorum. Kaç şiddetinde esiyor? Meteorolog bey. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Ha, ben de onu diyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Benim çayım mıydı? Bilmem. Yok yok yok, o benim çayım, bu seninmiş. Dur garsondan yenisini isteyeyim. Sakin ol. Benim buna cevap vermem lazım. Alo. Biliyorum, iş üstündeyim zaten. Tamam, akşam elinizde. Eğer babama bir zarar verirseniz ben de sizi yaşatmam, bunu bilesiniz. Kalkalım mı artık? Olabilir, kalkabiliriz. Senin ne işin var burada? Telefonlarımı açmayınca buraya gelmek zorunda kaldım. Bak, ben sana her şeyi anlatacağım. Her şeyi? Evet. Aslında geç bile kaldım. Söyleyecek işte. Sana katlanamıyorum diyecek. Ya sonra? Sonra? Burası yeri değil.
konuşalım o zaman. Zaten bu yanlışın başladığı yer orası. Orada son bulsun. Tamam. Sen şimdi git eve. Akşam geldiğimde konuşuruz. Hayır, o kadar bekleyemem. Şimdi konuşmamız lazım. Lojistiğe gidecek notları alacaktım. Sonra önce çıkmamız lazım. Hadi gidelim. Uşağım. Sefer. Al bunları Uşa. Anne. Ah ah. Ne emeklerle biriktirdim ben bu paraları, sen biliyor musun? Git öde borcunu. Kurtar kendini bu baladan. Siz ciddi misiniz? Oradan nasıl görünüyoruz Sefer? Kız haklı. Şaka edecek halimiz mi var, dur. Al hadi al. Düşündüm de sensiz kalacağıma parasız kalırım daha iyi. Aferin kızım sana. Gel kız, öpeceğim aldım. Hoş geldiniz. Bir dakika. Misafir odasında konuşacağız. Neden? Çünkü sadece anlatmak istemiyorum. Gerçeği kendi gözlerinle de görmeni istiyorum. Ne bu? Oyun mu oynuyoruz? Lütfen. Peki bakalım, dediğin gibi olsun. Nerede o kadın? Siz de kimsiniz? Zeynep'in annesiyim ben. Nerede o kadın? Zeynep! Zeynep mi? İşte komiser bey, bu kadın. Bu kadın benim kızımı kaçıran bu. Bu kadın da kim? Neden bahsediyor? İşte sana anlatmak Zeynep, istediğim nerede? Şey buydu. Kızımı kaçırdın. Çabuk söyle, nerede benim kızım? Zeynep nerede? Zeynep nerede? Bakın ben Zeynep'i buraya getirdim, doğru. Ama ben onu kaçırmadım. Korumak için buraya getirdim. Bu kadından, üvey annesinden korumak için. Yalan söylüyor komiser bey. Kesinlikle öyle bir şey yok. Bu kadın benim kızımı kaçırdı. Hayır, öyle bir şey yok. İsterseniz Zeynep'e her şeyi sorabilirsiniz. O size tüm gerçekleri anlatır. Zeynep. Zeynep'cim gelir misin? Zeynep. Yalan söylüyor komiser bey. Zeynep. Bu kadın benim kızımı kaçırdı. Nerede benim kızım Zeynep? Nerede Zeynep? Nerede? Zeynep. Bu kadın benim kızımı kaçırdı. Bakın ben Zeynep'i buraya getirdim ve ayrılmaması için onu tembihledim. Ama yok şu an ve nerede bilmiyorum. Zeynep yok. Zeynep. Kızıma ne yaptın? Yok. Çabuk söyle. Zeynep. Hanımefendi bir dakika. Durun. Dahi yani planın sayesinde bu yılan hapse girecek. Kurtulacağız ondan sonunda.
Küçük kızı eve getirdiğinizi kabul ediyorsunuz demek. Evet, getirdim. Çünkü onun yardıma ihtiyacı vardı. Korunaklı bir yere ihtiyacı vardı. Ben Zeynep'i o yüzden buraya getirdim. Bakın, ben kimseyi kaçırmadım. Zeynep'i kaçırmadım ben. Küçük yaşta çocuğu alıkoymaktan sizi gözaltına alıyoruz. Ben kimseyi kaçırmadım diyorum size. Ben kötü bir şey yapmadım. Zeynep'i kaçırmadım ben. Ya ben kötü bir şey yapmadım, Ya Zeynep'i kaçırmadım diyorum size. Ben kötü... Bir saniye. Ne olup bittiğini anlatacak mısınız? Ayrıntıları karakolda öğrenirsiniz. Ne, niye dinlemiyorsunuz beni? Ben kötü bir şey yapmadım diyorum size. Zeynep kızım, neredesin? Ya Zeynep'i kaçırmadım diyorum size. Ben Zeynep'i kaçırmadım. Beni aramayacak mısınız? Kızım kaçırıldı diyorum. Zeynep neredesin? Bu kadarı benim bile aklıma gelmezdi. Bravo Cemre sana, bravo. Yine de adımlarımızı dikkatli atmalıyız. O küçük kız ortaya çıkarsa... Güvenli bir yerde. Ben çık demedikçe çıkmayacak. Maliyet artışı nedeni tespit edildi mi? Finans rapor gönderecekti. Olcay Hanım 2 saat içinde mail atacağım dedi. Gel. Bunu Bekir Bey yolladı. Yeni yazılım programı ile ilgili bir rapor. İnceleyebilir misiniz? İncelerim tabii. Biraz bekleteceğim seni. Bu ihale dosyası çok önemli biliyorsun. İçine tamamlanmış proje, teklif ve şifre var. İşin biter etmez kasaya kaldır hemen. Anahtarın biri sende. Bir tanesi de burada zaten. Peki Kemal Bey. Ben gideyim. Yapılacak çok iş var. Kasa arşiv odasında, anahtar burada. Kahvenin cinsi mi değişti? Pek bir lezzetli olmuş. Kahveden değil Cemre'cim. Canlı canlı izlediğimiz filmden. Heyecanlı bir polisiyeydi. Anne! Anne! Neredesin? Suna, ne oldu? Niye bağırıyorsun? Reyhan'ı polisler götürmüş. Ya bu nasıl olur? Buna nasıl izin verdiniz? Ne yapsaydım ha? Evde çocuk saklamış. Düşünebiliyor musun bu evde? Şu an hepimiz çocuk hırsızlığından dolayı karakolda olabilirdik. Baban da dahil. Senin dünyadan haberin yok. Ben nasıl uyuyakaldım? Niye uyandırmadın beni? Bir uyan, bir kalk deseydin. Ben ne olduğumuzu, neye uğradığımızı anladın mı acaba Suna? Hala kendime gelemedim. Dua et beyin kanaması geçirmedim. Zavallı Sunacık, uyandığına dua et. En az 2 saat daha mışıl mışıl uyuman gerekiyordu senin. Sunacığım, ben de duyduğumda inanamadım. Yani Reyhan niye böyle bir şey yapar hiç bilmiyorum. Ama içimden bir ses... Mutlaka bir hikayesi, bir gerekçesi vardır diyor. Ne olabilir Cemre'cim, söyler misin? Kimseye haber vermeden bu evde çocuk saklamanın gerekçesi ne olabilir Allah aşkına? Cavidan teyze, rica edeceğim. Reyhan'ı mutlaka dinlemeniz lazım. Evet anne, dinlemen lazım. O suç işlemedi. Ben şahidim. Sen şahit misin? Ben emniyete gideceğim. Sefer abi nerede? Bu durumda olmaz. Hele emniyete asla. O strese dayanamazsın. Olmaz. Sunacığım,
Annen haklı. Ya, hem suçsuzluğu ispatlandığında fazla da tutamazlar. Ben de gideyim Cavidan teyzeciğim. Beni haberdar edersin değil mi? Gidiyorum ama aklım burada. Sen merak etme Cemre'ciğim. Haber veririm. Hadi ben seni geçireyim. Ne yapacağım ben şimdi ya? Reyhan karakolda, Zeynep ortada yok. Bana emanetti. Ya ne zaman ortadan kayboldu? Nasıl olur böyle bir şey? Her şey benim yüzümden. Zafer. Ben iş yemeğine çıkıyorum. Şu dosyayı düzenler misin? Ben mi? Normalde Yonca'nın işi ama o beni toplantıda asist edecek. Onun için senden rica edeceğim. Tamam, tamam hallederim ben. Herkes öyle tatilinde. Yemeğini öyle yaparsan acelesi yok. Ben çıkmayacağım yemeğe. Öyle mi? Neden? Çünkü aç değilim. Emin misin? Yani aç olmadığına. İstersen sen benimle gel, Yonca kalsın. Yok, aç değilim. Peki. Kendine iyi bak. Yani kolay gelsin, görüşürüz. Görüşürüz. Şu anahtarı almadan çık git şu odadan. Ben düşündüğüm şeyi yapmazsan. Yapma bunu, yapma. Tam bir hayal kırıklısın biliyor musun? Emir acil değilse sonra konuşabilir miyiz? Acil emniyete gelebilir misin amca? Reyhan gözaltına alındı. Gözaltına mı alındı? Ne diyorsun? Duydun işte amca. Gelebilir misin? Tamam, geliyorum hemen. Lütfen bizimle gel. Thank you.
Zeynep. Zeynep neredesin? Allah'ım sen koru onu. O daha çok küçük. Bakın, isnat edilen suç çok ağır. Aynı zamanda mesnetsiz. Ama Kemal Bey, kızın annesi şikayetçi. Üstelik Reyhan Hanım da kızı konağa götürmüş. Yani yasaları biliyorsunuz. Bunun için de tutuklanacak yani, öyle mi? Ona savcılık karar verir. Ama eşinizin durumu hiç parlak görünmüyor. Daha Reyhan'ı dinlemedik Emir. Tahkikat yapılacak, başka süreçler de var, sakin ol. Anneyle, çocuğun annesiyle konuşmak istiyorum. Tabii. Ama bir faydası olur mu bilmem. Ciğerim yanıyor benim, ciğerim. Kızımı bulup getirin bana. Ya sakin ol ablacığım ya. Biraz konuşabilir miyiz? Sizinle konuşacak hiçbir şeyim yok benim. Kızımı aldınız benden. Üzüntünüzü anlıyoruz. Eğer konuşursak çözüm bulabiliriz belki. Siz Reyhan'la nasıl tanıştınız? Tanımam etmem ben o kadını. Kızımı alıp götürdü benden. Yanımdaydı, parktaydı kızım. Beraber oturuyorduk. Sonra yalvardım, yakardım ona. Kızımı alma benden dedim. Ama kızımı alıp götürdü. Neyle kandırdı bilmiyorum. Parayla mı, pulla mı? Ama gidip ona söyleyin. Eğer şu kadarcık vicdan varsa bir anayı gözü yaşlı bırakmaz. Kızım neredesin? Zeynep. Leyla. Taci. İstedikleri dosyayı aldım. Aslansın valla. Hadi gidelim. Sen gelmiyorsun. Bundan sonrası ben hallederim. Ne demek gelmiyorum Taci? Sen büyüdün, ablanın racon mu kesiyorsun? Yürü gidiyorum. Zaten ortalık karışık, bir de sen bulaşma. Taci, babam ellerinde. Burada durup bekleyecek halim yok ya benim. Çok bunu fark ederlerse şüphelenirler. Asıl o zaman sıkıntı bizim için. Gizli kim bilir? Zeynep. Zeynep'ten bir haber var mı? Nerede? Kızı konağa getiren sensin. Bana mı soruyorsun nerede olduğunu? Ben getirdim. Hiçbir yere ayrılmamasını da söyledim. Ama şimdi nereye gittiğini bilmiyorum ya. O daha çok küçük, ya başına bir şey geldiyse. Bana inanmıyorsun. Çünkü inanılacak şeyler söylemiyorsun. Eve bir kız çocuğu getiriyorsun. Sonra ortadan kayboluyor. Kapı çalıyor, karşımızda polis. Ha bir de çocuğum diye ağlayıp sızlayan annesi var. Ve bütün bunlardan kimsenin haberi olmuyor. Ben dahil.
Ben o zavallı kıza yardım etmek istedim sadece. O kadar kötü durumdaydı ki görmezden gelemeyeceğim kadar kötü. Sana söylemek istedim ama beni dinlemedin. Ya hatırla, yüzüme bile bakmadın. O telefonu Zeynep'e almıştım ben, kötü bir şey olursa diye. Ya üvey annesi eziyet ediyordu o kıza, evden kaçmıştı Zeynep. Annesi dışarıda perişan, ağlıyor. Çocuğundan başka bir şey istemiyor. Bu kadın mı eziyet ediyordu? Yalan, yalan söylüyor. O kadın Zeynep'i çalıştırıyormuş. Günlerce aç bırakmış, defalarca dövmüş. Ya sırf o kadından kurtulabilmek için Zeynep o kadar iğrenç, o kadar güvensiz bir yere sığınmıştı ki kapısı bacası bile yoktu. Ya durduk yere neden öyle bir yere sığınsın o kız? Benimle konağa bile gelmek istemedi sırf o kadından korktuğu için. Ben Zeynep'e sahip çıkmak isteyince şantaj yaptı o kadın bana. Sırf Zeynep'i korumak için bankadan para çekip verdim ben o kadına. Gazetelere, televizyonlara düşersin dedi. Ya o kadar kötü şeyler söyledi ki o kadın bana. Ben onun o korkunç yüzünü gördüm. Gördüm, anlıyor musun? Ya o iyi biri değil, masum değil. Bir anne evladından nefret eder mi hiç? O kadın Zeynep'ten nefret ediyor. Bana inan. Sana anlattığım her şey doğru. Madem doğru, bunları da anlat o zaman polislere. Çünkü şu an sana ben değil, ancak onlar yardım edebilir. Sen bana yardım et. Bana inanmıyor. Sen bana yardım et. Abi, vallahi yalan yok. Bir an yapmayacak sandım ama. Esaslı kızım benim. Babasını yarıyolda bırakmadı. Acayip keyfim yerine geldi Taci. Hadi bas düğmeye. Ne yapacağım ki? Kemal Efendi'nin kulağına üfleyeceksin oğlum. Çak bu telefon. Kıymetli bakıcısının ne yaptığını öğrensin. Yere bakan yürek yakan dedikleri tam da bu Reyhan işte. Ne dedin sen? Öyle vallahi. Herkes bir yana Reyhan'a hizmet etmek ağrıma gidiyor vallahi. Hizmetçi olması gerekirken bir günde hanım kesildi başımıza. Ne biçim laf o? Ağzından çıkanı kulağın duymuyor artık senin. Ayıp ayıp. Ah ne âlâ memleket. Onun çocuk kaçırması ayıp değil de benim konuşmam mı ayıp? Yanlış anlaşılmıştır. Doğrusu çıkar yakında. Doğru yanlış. Neyse ne. Nerede şimdi? Nezarethanede. Nigar. Sen ne ara bu kadar acımasız oldun? Yoksa sen hep böyle miydin? Demek ben de geleceğim dedi ha. İşte babasının kızı. Yalnız patron bir öğrenirse yüzümüze bakmaz. Duymaz Leyla, duymaz. Bizim meselemiz ne? Kemal duysun. Kemal Leyla'nın dosyayı çaldığını öğrensin. Kızı olacak, kıyamet kopsun. Hoş geldin Leyla. Baba. Hoş geldin kızım. İyisin değil mi? Bir şey yapmadılar sana. İyiyim ama seni de zor durumda bıraktım be kızım. Olur mu öyle şey baba? Seni onların elinde bırakacak halim yoktu ya.
Baba, sen bir süre buralardan uzaklaşsan iyi olacak. Ne gerek var kızım? Verdik dosyayı. İş bitti. Bitmedi. Nasıl? Nasıl bitmedi? Onlara sahte ihale dosyası verdim. Seni kurtarmak için başka çarem yoktu. Eski ihale dosyalarından birini alıp üstünde değişiklik yaptım. Dosya onları bir süre oyalar. Ama başka bir çözüm bulmamız lazım. Ben de sandım ki... Aksi ihanet olurdu baba. Savcıyı beklemekten başka çaremiz yok. Ne gerekiyorsa yaptım. Ortada çok büyük bir yalan dolaşıyor. Ve ben gerçekle bilmiyorum. Kim doğru söylüyor bilmiyorum. Abi. Emir. Reha nasıl? Senin ne işin var burada? Anlatacakları varmış. Şahitlik edeceğim abi. Reyhan'ı boşuna suçluyorlar. O Zeynep'e yardım etmeye çalışıyordu. Zavallı kız üvey annesinden korumaya çalışıyordu. Sen konudan haberdarsın yani. Suna. Abi bir saniye. Amca ben ifade vermek istiyorum. Olur. Bir komiser beyle konuşayım. Abi babama da haber verelim. O mutlaka bir yolunu bulur, bir şey bulur. Bırak şimdi, bırak. Suna. Şimdi bana her şeyi en başından anlatmanı istiyorum, tamam mı? En başından. Allah'ım sen koru onu. Benim yüzümden başıma kötü bir şey gelirse kendimi asla affetmem. Şimdiden caz yapmaya başladım. Ama boşuna yapma. Buraya giriş bileti var, buradan çıkış yok. Buna alışsan iyi edersin. Amca ne olur çıkar. Ne olur. Ne olur yalvarırım sana, ne olur. O ayağına dolaşanlar var ya. Şuradaki deliklerden geliyor. Senin gibi çok küçük fare var burada. Sakın uyuyayım deme ha. Oradan çıkarırlar, kulağını burnunu kemirirler. Parmaklarını falan yerler. Amca ne olur. Ne olur yalvarırım, ne olur çıkar, ne olur. Ben burada kal. Yeter. Alışacaksın dedim. Ölene kadar buradasın. Aç sus nereye kadar yaşarsın onu da bilemem de. Amca ne olur. Ne yaptın? İyice korkuttum kızı. Tir tir titriyor. Zeynep buradan asla çıkmayacak. Zeynep'in burada kaldığı her saniye para demek. Bundan sonra senin tek görevin bu. Vallahi ben vazifemi yaparım. Yeter ki para gelsin. Sen orasını hiç merak etme. Bu işten çok fazla para kazanacağız.